Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Evrimsiz Global Turnuva'da 20 galibiyet yapmaya çalışacağız. Evrimsiz olduğu için şahsen ben normal kupa maçlarından daha çok keyif alıyorum burada. Destemizde de goblinler var iskeletler yerine. Zaten evrimsiz olduğu için goblinler daha iyi. Hemen maçlarımıza geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Bakalım ne oynuyormuş. Evrimsiz olduğu için zaten eski meta geçerli biraz burada. Klasik her maç. Şövalye desteleri, fişekçi desteleri falan yok. Evet, Kara Prens geldi. Blokçu. Güzel blokladık. Paket atalım. Rakip de bayağı bir iksiri kökledi. Evet, biraz hasar yedik. Yani blokçu olan rakiplere karşı erken hasar yiyebiliyoruz genelde. Yani ilk atılanı tahmin edemiyorum çünkü. Pekka gibi bir desteğe benziyor. Pekka ise güzel olur. Kara Prens mi atacak önüne? Yok, şarjlansın diye arkadan atmış. Bir yotabilir diye Kara Prens'i de gönderdim. Şimdi ok falan çıkartırsa paket olmayalım. Bu arada iskelet ejderleri normal Pekka değil. Büyük bir fail geldi rakipten. Öne geçtik. Kötü bir büyülokçu bence. Yani sadece bir vuruş yaptı. Şöyle savunalım. Evet, bir tane daha hasar yedik. Tamam, rakip bir çeşit köprü spam destesi oynuyor sanırım. Bufflanan koçbaşı ile birlikte. Koçbaşı da şu an güçlü olmuş. Oo. Keşke Kara Prens'i soldan atsaydık. Aynı anda attık rakiple. Muhafızları hiç beklemiyordum. Tomrumuz da yok şu an. Sol taraf biraz sıkıntı gibi. Felaketi dikeceğim mecbur. Muhafızlara karşı çok ideal bir hamle değil ama yavaş yavaş indirelim. Sola da biraz hasar yiyebiliriz ama sağ vurmasın. Evet, muhafıza karşı genelde bir tarafa Tomruk, bir tarafa Kara Prens atıyorum. Diğer kartları da dengeli bir şekilde öldürmeye çalışıyorum. Goblinleri sağdan attım. Tamam, yine arkadan geliyor rakip. 4'e 2 bölmesi de garip. Şöyle savunalım. Evet, dörtlü olduğu için Kara Prens'i de aynı tarafa attım. Blokçu için paket bekleteceğim. Ya da paketi şöyle atalım. Kalabalık geliyor. Çok hasar yiyoruz. Rakip iyi yakaladı. Ve tekrar felakete dikeceğim. Tamam, şöyle ruh da atalım. Bir de goblinler, hallederiz orayı. Güzel, şimdi bir madenci atabiliriz. Savunduğu karta da roket atarsak güzel olur ama. Tamam, o Kara Prens varken atamam şu an. Güzel, bir blokçusu çıktı. Attım madenciyi. Muhafız dağıtsa şu an roketlerim. Gelin şöyle. Bak, kasırgası da varmış. Şuraya paket tomruk yapalım. Temizleyelim. Güzel, hasarda tamamen eşitlenmişiz. İyi denk gelmiş. Kombinler attım. Ejderleri oyalayalım. Ama bu arada ana kulemiz nasıl açıldı bizim? Onu fark etmemişim. Blokçuyla ana kule açma taktiği var yeni çıkan. Onu yapmış olabilirim kazayla. Güzel. Goblinler de atalım. Garanti olsun. Ağır büyüsü yok gibi rakibin. Yani biraz daha vuralım ama yine de. Oraya paket tomruk yapalım. Goblinler yetmez ona. Büyülokçu atabilir. Gerçi sağ tarafta canımız çok.
Güzel. Son blokçusunu da kötü attı. Biz de sonra roketi atalım. Zor bir maç oldu ama iyi geri döndük. 18 olduk. Ve sonraki maça geçelim. Evet, videodaki ikinci rakibimizi bulduk. İlk 500'de bitirmiş global turnuvada. Yani iyi bir rakibe benziyor. Tomluk'la başladı. Biz de goblinler atalım. Evet, Tomluk ve buz ruhu. Her şey olabilir. Rockbait 2.6. O ikinci ruh da geldi. Sanırım iksir diyorum. XZ destesi toplayıcılı. Yani çok kötü olur. Umarım değildir ama. Fişekçi de var. Olabilir. Aynen. Bence onu savunmaz. Güzel felaketle aldık. Derken buz ruhu geldi. Tamam. Bir de madenci atmamız lazım. Ya bu deste çok sıkıntı. İlk yayı güzel savunduk ama ana kule açmayacağım. Zaten pek bir işe yaramaz. Aa, vuruyormuş. Ben vurmayacak sandım. Evet, bundan sonra toplayıcılara roket de atamayacağız. Yoksa yayı savunamayız. Evet, bayağı bir can çekişeceğiz bu maçta. Hala iksir golü mü diyorum. X yaylarını savunurken. Şu an atarsa roketlerim. Aynen. Ruh da atalım. Ya X sayına roket atınca toplayıcıları elleyemiyoruz. Madenciyi zaten savunur. Evet, şöyle bir madenci atalım. Umarım yakalayamaz. Güzel. Biraz vuracağız. Destesi de çok hızlı zaten. Her türlü iksir zararına geçiyoruz. Rakibin ruhunu bloklamak için ben de ruh attım ama o oradan ikisine bir değdi. Çok kötü oldu. Çok da güzel düşünmüştük ama. Tamam, yine de aldık yayı. Evet, roket atalım diye bir de kuleyle birlikte atıyor ama atmayacağım. Madenci tomruk yapalım. Güzel. Tahmini bir felaket atsak. Çok iyi durduk. Güzel. Evet, şimdi bir roket atmayı hak ettik bence. Tamam, şöyle tersten de kara prens atalım. Yalnız destesi çok hızlı ya. Defansif madenci. Felaket atacağım. Ona roket atamayız. Güzel. Şu ana kadar rakip çok darlayamadı ama yine de zor bir maç. Kötü bir yetenek. Şöyle bir madenci attım. Tamam, orayı o yayı da savunamayacak. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Evet, onu yine roketlemeyeceğim. Zaten ağır büyü yok. İksir toplayıcılı yay destelerinde. O yüzden yakın gitsek bile maçı kazanırız. Şöyle bir yine tahmin edeceğim. Çok iyi tutturduk. Ruh içinde tomruk. Çok güzel. Evet. Şimdi bir roket atabiliriz. Evet, bu tahminler tutmasa maçı kaybedebiliriz ama. O bu arada ne ara çevirdin? Evet, 3x'e girdiysek ben arkadan felaket dikeceğim. Yayı tanklayalım. Şöyle bir madenci. Bir tane daha geldi. Onu roketleyelim. Tam 3x'ten sonra kaybetmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Çok güzel paket. Şöyle bir tahmin daha etsek. Uf, yalnız bugün şu tahminleri fena yaptık. 3 tane tutturduk. 3 tane denedik. 3'ü de tam tuttu yani. Evet, bıraktım acaba rakip.
Aynen. Yani tam olarak Pampa Odessa'sına karşı böyle oynanması lazım. Tabi rakip de çok sağlam oynamadı yani. Normalde baya baya zorlardı. Genelde kaybediyordum bu eşleşmeyi ama. Güzel maçtı. Evet, son rakibimizi de bulduk. Kazanırsak 20 olacağız. Burak geldi. Türk'e benziyor ama oynayacağım. Zaten o da iyi oyunu demedi. Evet, Anka geldi. Bu arada burada karşımıza gelen rakipler bizde ya aynı galibiyette oluyor ya da bir aşağımızdan bir yukarımızdan geliyor. Yani rakip de şu an 19-20 galibiyette falan. Yani kötü rakipler gelmiyor ama çok sağlam da değillerdi önceki rakipler. Yani buralara gelmek için mükemmel oynamaya da gerek yok demek ki. Evet, rakip iksir golemine benziyor. Tomru varmış. Enteresan. Böyle farklı desteler görmek güzel ya ama. Yani kupada hep aynı evrimli kartları görüp duruyorduk. Yani şu evrimli güncelleme geldiğinden beri de zaten yani oyundan biraz soğumuştum, ne yalan söyleyeyim. En büyük keyifle oynadığım zaman normalde sezon sonu olurdu ama. Oo, çok iyi paket tomruk attık. Yumurta kırılmayacak ama olsun. Genelde en çok sezon sonundan keyif alırdım ama artık şu turnuvalardan keyif alıyorum. Ölümsüz olduğu için bir derece yapmak da istiyorum zaten. Bu hesapta biraz erken mağlubiyetler aldık ama ana hesapta kesin bir ilk günde bitirmek istiyorum. İksirde de bayağı öndeymişiz ama baskı yapmak istemedim. Bu deste de öfke olmuyor genelde. Muhtemelen bir de yavru ejderi. Gerçi ankası vardı. Yavru yoktur. Şöyle felaketi dikelim. Kara Prens bir tane daha vursa iyi olurdu. Şimdi 4 tane var geliyor. Evet, az önce şifacıyla elektro ejderi aynı anda roket atmıştık. Bir daha aynı fırsatı vermeyecek. Bu sefer ben şifacıyı roketleyeceğim. Zaten o tek başına geliyor. Hatta ondan ana kule bile açarız. Şöyle fail'lamadan. Tamam. Önde bayağı bir kaydı ama. İkisi golemine karşı da iyi gidiyoruz ama bir yerde yakalarsa zaten içimizden geçer. O yüzden sürekli dikkat etmemiz lazım. Bir hatamızda maç gider yani. Güzel, şöyle bir tomruk atalım. Tekrar bir madenci. Yanına bir şey daha atarsa tamam, oraya gerçi tomruğumuz yok. Şifacıya roket attığınızda az bir canı kalıyor. Tomruğu hemen atmazsanız canını da doldurduğu için ölmüyor sonrasında. Şöyle bir yumurtayı da alabilirsek çok güzel. Genelde iksir golemine karşı 2x'e falan girmeden, ya 2x değil de uzatmaya çok gitmeden maçı kazanırdım. Yani aldığımız iksirlerle baskı yapıp falan. 3x'e gidince çok tehlikeli oluyor. Umarım vermeyiz maçı. Ama çok fazla roket fırsatı veriyor bize. Bir de bu gece cadılı olanlar daha sıkıntı. Çok iksir var diye madenci attım ama. Tamam. Yine roket atalım. Evet, mesela şu an ölmedi şifacı ama şöyle bir paket atalım. 50 tane barbar geliyor bu arada. Elektrolojiler bu tarafa dönmesi iyiydi. Kulübeyi attığı yere bakın rakibin. Şu cehennem ejderi olsun artık. Şu an çok tehlikeli.
Tamam. Bir anda temizledik. Tamamdır, bu maç bizim. Eşleşmede bizdeydi zaten. Evet, böylece 20 galibiyete de gelmiş olduk. Siz de madenci kontrol oynuyorsanız en azından şu ödülleri almak için 15 yapabilirsiniz bence. Bu ödüller de bence taşla alınabilecek en iyi şeyler. Ya benim hesabım full ama hala alıyorum şampiyon için. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.